40 hadis. Birinci hadis. Ümmetime zorluk verecek olmasaydım, her namaz vakti dişlerini misvaklamalarını emrederdim. İkinci hadis. İslam 5 şey üzerine kuruldu. Allah Celle Celaluhu'dan başka ilah olmadığına ve Muhammed Aleyhisselam'ın onun kulu ve rasulü olduğuna şehadet etmek, namaz kılmak, zekat vermek, hacca gitmek ve Ramazan'da oruç tutmak. Üçüncü hadis. Ömrü uzun, işi ve ibadeti güzel olan kimseye ne mutlu. Dördüncü hadis. Ölü can verince melekler ahirete ne götürdü der. İnsanlar da geriye ne bıraktı der. Beşinci hadis. Ölüyü üç şey takip eder. Ailesi, malı ve ameli. Bunlardan ikisi geri döner, biri kalır. Ailesi ve malı geri gelir, ameli onunla kalır. Altıncı hadis. Amellerin Allah'a en sevgili olanı, az da olsa devamlı olanıdır. Yedinci hadis. Sizden birisi mescide girdiğinde iki rekat namaz kılmadan oturmasın. Sekizinci hadis. Allah'ım, bana rahmet kapılarını aç. Dokuzuncu hadis. Mümin ölünce ona verilecek ilk hediye, onun cenaze namazında bulunanların bağışlanmasıdır. Onuncu hadis. Allah Celle Celaluhu buyurur. İnsanoğlunun her ameli kendisinedir. Ancak oruç hariç. O benim içindir. Ve onu ancak ben mükafatlandırırım. On birinci hadis. Oruç ve Kur'an kıyamet günü sahiplerine şefaat ederler. On ikinci hadis. Ramazan ayı geldiğinde cennetin kapıları açılır, cehennemin kapıları kapanır, şeytanlar zincirlenir. On üçüncü hadis. Her şeyin zekatı vardır. Bedenin zekatı da oruçtur. On dördüncü hadis. Oruç tutun, sağlıklı olun. On beşinci hadis. Sahura kalkın. Muhakkak sahurda bereket vardır. On altıncı hadis. Kim oruçluya iftar açtırırsa, onun sevabı kadar sevap alır, oruçlunun sevabından da bir şey eksilmez. On yedinci hadis. Ramazan orucunu tutup, 6 günde Şevval'den tutan kişi, seneyi oruçlu geçirmiş gibi olur.
18. hadis. Amellerden gücünüzün yettiği kadarını yapın. Siz usanırsınız da Allah Celle Celaluhu usanmaz. ...19. hadis... Malının zekatını verdiğin zaman üzerindeki borcu ödemiş olursun. ...20. hadis... Malının zekatını ödersen onun şerrini def etmiş olursun. ...21. hadis... Cehennem ateşinden korunun, velev ki bir hurma parçasıyla bile olsa. Eğer onu da bulamazsanız, o zaman güzel söz söyleyin. ...22. hadis. Sadaka, muhakkak Rabbin gazabını söndürür ve kötü ölümü önler. ...23. hadis. İnsan ölünce ameli kesilir. Ancak şu üç şey hariç: sadaka-i cariye, bıraktığı faydalı ilim ve kendisine dua eden salih evlat. ...24. hadis. Kim Allah Celle Celaluhu için hacca gider de kötü sözden ve günahtan uzak durursa, geriye annesinden doğduğu günkü gibi günahsız olarak döner. ...25. hadis. Üç kişi Allah Celle Celaluhu'nun elçisidir: savaşa giden asker, hacca giden hacı ve umreye giden kişi. ...26. hadis. Zemzem hangi niyetle içilirse onun için olur. ...27. hadis. Amellerin Allah Celle Celaluhu'ya en yakın olanı Allah Celle Celaluhu yolunda cihattır. ...28. hadis. Savaşmayı ve düşmanla karşı karşıya gelmeyi arzulamayın. Fakat karşılaştığınızda sabredin. ...29. hadis. Cennet, kılıçların gölgesi altındadır. ...30. hadis. Ayakları Allah yolunda tozlanan kimseye Allah cehennemi haram kılar. ...31. hadis. Evliliğin en hayırlısı, en kolay ve külfetsiz olanıdır. ...32. hadis. Ne kötü bir yemektir o düğün yemeği ki zenginler çağrılır da fakirler terk edilir. ...33. hadis. Hiçbir baba evladına güzel terbiyeden daha güzel bir şey verememiştir. ...34. hadis. İnsanlara teşekkür etmeyen Allah'a da şükretmez. ...35. hadis. Hastanın yanına girdiğin zaman ondan sana dua etmesini iste. Çünkü onun duası
meleklerin duası gibidir. ...36. hadis... İçkiden sakının, çünkü o bütün kötülüklerin anahtarıdır. ...37. hadis... Doğru sözlü ve güvenilir tüccar, peygamberlerle, sıddıklarla ve şehitlerle birlikte haşredilir. ...38. hadis... Helal rızık aramak cihattır. ...39. hadis... Rüşvet veren de, rüşvet talep eden de cehennemdedir. ...40. hadis... Müminin firasetinden sakının, çünkü o Allah'ın nuruyla bakar. Allah'ım, hayrımızı artır, gayretimizi boşa çıkarma, azmimizi eksiltme. Sevdir sevdiklerini, bizi salihler arasına kat, dostlarına dost et. Sevgili Peygamberimizin yolundan ayırma, şefaatine nail buyur. Bizi kulluğuna kabul et. Geçmişlerimize rahmet et. Bilerek ya da bilmeyerek yaptığımız kötülüklerimizi bağışla. Biz sana döndük. Yönümüzü başka yöne çevirme. Amellerimizi salih, niyetlerimizi halis eyle. Amin.